21 Aralık 2008 günü İlknur İslam Gazi Osman Paşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşadıkları bina içerisindeki merdivenlerde komşuları tarafından elleri bağlanmış, yaralanmış, baygın halde bulunmuştu. İlknur'u o halde bulan komşular kendi imkanlarıyla hastaneye yetiştirmeye çalışmış. İlknur'un tek kurduğu cümle ise "Çocuklarımı kurtarın." olmuştu. Apartmanda bulunan diğer komşular İlknur hastaneye yetiştirilmeye çalışırken, diğer komşular İlknur İslam, kocası Tahsin İslam'ın ve iki çocuğunun yaşadığı eve girdiklerinde yaşanan vahşetin ne kadar büyük olduğu anlaşılmıştı. Eve giren komşulardan Alper, Tahsin'i arayarak acil eve gelmesini söylemişti. Tahsin'in iş yeri evinin yaklaşık olarak 100 metre yakınlarındaydı. "Tahsin, evden baksan dükkan, dükkandan baksan ev görünür," diye anlatıyordu. Tahsin, olayın yaşandığı o gün sabah saatlerinde eşi İlknur ile kahvaltı yaparken, müşterinin aramasıyla saat 9 sıralarında evden çıkmıştı. Evden çıktıktan sonra dükkana geçen Tahsin, işi bitince arkadaşlarının da davetiyle yakında bulunan kahveye gitmiş, onlarla zaman geçirmişti. Tahsin için her şey, kendisini komşusu Alper'in aramasıyla değişmişti. Tahsin, çocuklardan birinin başına bir şey geldiğini düşünmüş, hızlı şekilde evine gitmişti. Binanın merdivenlerinden çıkarken gördüğü kan izleri nasıl bir vahşet ile karşılaşacağını gösteriyordu. Tahsin, iki çocuğunun vahşice katledilmiş cansız bedenleriyle karşılaşmıştı. Şok geçiren, ne yapacağını bilemeyen Tahsin'in yapabildiği tek şey, çocuklarının cansız bedenine sarılmak olmuştu. Olay yerinde bulunan komşular Tahsin'e haber verdikten sonra polis ekiplerine de haber vermiş, olay yerine gelen ekipler hızlı şekilde soruşturmaya başlamıştı. "Baktım oğlum yerde yatıyor. Gittim başına. Baktım boynu kesik. Boynundan kesmişler ama dedim ne olmuş burada, çıldırdım kendimi, vurdum duvarlara, vurdum dolaplara, vurdum. Ondan sonra hemen fırladım. Öbür odaya baktım, dedim kızım nerede, oğlum nerede, eşim nerede derken bir baktım kızım da yerde yatıyor, onu da öldürmüşler." Olay yerine gelen ekipler, biri 4 biri daha 1,5 yaşında olan iki çocuğun cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Ekiplerin dikkatini çeken şeylerden birisi ev içerisinde bulunan doğalgaz sızıntısıydı. İlknur ve iki çocuğuna saldıran katil, muhtemel olarak evde bir yangın çıkmasını planlayarak evde bulunan doğalgazı açık bırakarak evden ayrılmıştı. Olay yerinde gerekli incelemeleri yapan ekibin çalışmalarında dikkat çeken ayrıntılar vardı. İlknur, komşuları tarafından binanın merdivenlerinde elleri bağlı, yaralanmış ve baygın halde bulunmuştu. İlknur'un merdivenlerden sürünerek inmiş olduğu, merdivenlerdeki kan izlerinden belli oluyordu. Ayrıca yapılan kontrollerde evin kapısında zorlanma tespit edilmemişti. Buna göre katil ya içerideydi ya da katili İlknur evin içine almış olmalıydı. Soruşturmaya başlayan ekipler Tahsin'i de şüpheli konumuna almıştı. Çünkü Tahsin'in kıyafetlerine bulaşmış çocuklarına ait kan izleri vardı. Kapı zorlanmadan açılmıştı. Soruşturma devam ederken Tahsin görevli polisler tarafından gözaltına alınmış ve sorgulanmıştı. Tahsin evlatlarının acısını yaşarken suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışıyordu. Tüm bunları yaşarken eşi İlknur'un başına gelenlerden haberi yoktu. İlknur'u merdivenlerde baygın halde bulup hastaneye yetiştirmeye çalışan komşularının çabası sonuçsuz kalmış. İlknur hastaneye giderken yolda hayatını kaybetmişti. Görevli ekiplerin sorguları bitmişti. Arkadaşlarının şahitliğiyle de Tahsin'in suçsuz olduğu anlaşılmıştı. "Sonra işte adli eseke gittik. Adli soruşmalar başladı. Orada bayağı bir sorguya çekildik. Seni diyor mahvetmişsin. Ya dedim abi sen dedim ne diyorsun ya sen dedim. Ağzından çıkar senin kulağın duyuyor mu ya dedim. Sen dedim ne diyorsun ya. Sen dedim ne diyorsun. E diyor kadın yalan mı söylüyor. Yalan söylüyor dedim ulan Erci. Böyle bir şey diyorsa dedim nasıl böyle bir şey. Yalan söylüyor dedim. Meğerse ben eşimin ölüsünü görmedim. İki tane çocuğumun ölüsünü gördüm. Zaten eşimin ölüsünü görmedim.
Olay yeri incelemesi yapan polislerin dikkatini çeken detaylar onları katile götürecekti. Yapılan incelemelerde evin penceresinde kan izleri görülmüştü. Bu İlknur ve katil arasında boğuşmanın yaşandığını gösteriyordu. Ayrıca yapılan parmak izi araştırmasında olay yerinde bir sigara izmariti ve meyve suyu bardağında farklı bir parmak izine rastlanılmıştı. Ayrıca İlknur'un üzerinde farklı birine ait kan tespit edilmişti. Yapılan araştırmanın bir parçası olarak İslam ailesinin yaşadığı binada oturan bütün komşulardan örnekler alınmış ve kriminal incelemede elde edilen örneklerde uyum sağlayan bir komşu tespit edilmişti. Bu komşu alt katta bulunan Gökhan'dı. Ancak bu uyum birebir değildi. Yani katil komşu değil ama komşunun soyundan gelen biri olmalıydı. Gökhan ve bütün ailesinden alınan örnekler karşılaştırılırken, Gökhan'ın kardeşi Okan'ın verdiği çelişkili ifadeler ve elinde bulunan kesik izi dikkat çekmişti. Okan, adli tıp sonuçları gelmeden şüphe üzerine teknik takibe alınmış, yapılan kontrollerde Okan'ın son görüşmelerinin otobüs firmalarını arayarak bilet almaya çalıştığı belirlenmişti. Çelişkili ifadeler, yapılan araştırma ve kriminal inceleme sonucu, Okan canice işlenen cinayetin katili olarak tutuklanmıştı. Cinayetin işlendiği gün, Okan'ın başka yerde bulunan evlere de hırsızlık için girdiği belirlenmişti. Gün içerisinde cinayeti işlediği binaya gelmiş, abisinin evinde olmadığını fırsat bilerek üst komşu olan Tahsin İslam'ın evini hedef almıştı. Çünkü alt katta kimse evde değildi, seslerin duyulmayacağını düşünmüştü. Üst kata çıkmış İlknur ve çocuklarının bulunduğu evin kapısını çalmıştı. Yaşayacaklarından habersiz olan İlknur kapıyı açmış karşısında Okan Çavdar'ı görmüştü. Okan, doğal gazın vanasında sıkıntı olabileceğini, kontrol etmesi gerektiğini söylemişti. İlknur da Okan'a gerek olmadığını, gerekli olduğu zaman kocası Tahsin'in gerekeni yapacağını söylemişti. Okan denemelerinin sonuçsuz kalması üzerine, yorgun olduğunu bahane ederek içmek için su istemiş, İlknur komşusunun kardeşi olduğunu bildiği için Okan'dan şüphelenmemişti. Okan, İlknur'un su vermek için geri dönmesini fırsat bilmiş, evdeki çocukları sevme bahanesiyle eve girmişti. Daha sonra İlknur ve Okan arasında tartışma yaşanmıştı. İddiaya göre Okan para istemişti. Boğuşma sırasında İlknur defalarca yaralanmıştı. Ellerindeki kesik izleri onun direnmeye çalıştığını, yapılan otopsi raporunda belirtiler, 27 bıçak izi ise cinayetin öfkeyle işlendiğini gösteriyordu. Okan, kendisine direnememesi için İlknur'un ellerini üzerinde bulunan kapüşonun ipini kullanarak bağlamıştı. İlknur'u bağladıktan sonra istediğini yaptırmak için çocukları ile tehdit etmiş. Yaşanan arbededen korkan çocuklar ağlamaya başlamıştı. Okan, çocukların sesini komşuların duymasından korkmuş ve biri dört biri bir buçuk yaşındaki çocukları hedef almıştı. Okan, dört yaşındaki Yusuf Batuhan, İslam'ı boynunu kesmiş. Bir buçuk yaşındaki İnci Melek İslam'ı bıçaklamıştı. Okan, çocukların kendisini tanıma riski olduğu için onları öldürdüğünü söylemişti. Duyan herkesin kanını donduran bir diğer detaysa, bir buçuk yaşındaki İnci Melek'ti. Melek, bıçakla yaralandıktan sonra yaklaşık olarak 3 metre emeklemiş ve annesinin yanına gitmişti. Meleğin emeklediğini gören Okan, son öldürücü darbeyi vurarak Meleğin hayatını sonlandırmıştı. Ayrıca Okan, İlknur'un evde maddi olarak değerli bir şeyin olmadığını, tek değerli şeyin sahip olduğu cep telefonu olduğunu, onu alıp kendisi ve çocuklarına zarar vermemesi için yalvardığını, olayı gerçekleştirebilmek için hap içtiğini, olayı gerçekleştirdikten sonra üzerine bulaşan kan izlerinden dolayı, Tahsin'in evde bulunan kıyafetlerinden alarak üstünü değiştirdiğini itiraf etmişti. İşte Okan'ın kardeşi, ben hala o da liseye sekiz giden daha ufağı var bir tane. Ben o zannediyorum hala yani. Ya diyorum ben bir de buna bir iyilik yaptım diyorum ya. Ben bu diyorum işte hani stajyerdi falan filan dedim. Ben bir fabrikaya ben bunu işe sokmaya falan. Mers o değilmiş, bu askerden gelenmiş.
Ondan sonra bana söyledilerdi. Ben o zaman kendim ayırttım yani. Çünkü o anda kardeşi deyince bildiğim hani o var ya daha çok muhabbet ettiğim. O hemen benim aklıma o geldi. O hiç gelmemişti benim. Binaya girerken gördüğümüz çocuk. Tam kişilik olarak tanımıyoruz. Affedersin nasıl bir zihniyete sahip olduğunu bilmiyoruz. Karakterini bilmiyoruz. Beş parmak diyoruz hani mesela, beş kardeşiz diyoruz. Biri avukat oluyor, biri polis oluyor, biri hırsız oluyor, biri bilmem ne oluyor, katil oluyor. Yani kestiremezsin ki bu insanlık yani kendiyle ilgili bir şey. Yani insan kendisi kendisini ya bir yetiştirir ya. Yani hep diyorlar ki ana baba çok etkendir. Bence o kadar değildir. Yani bence insan birazcık kendisini yani geliştirir. İnsan kendisini yetiştirir. Çünkü gelip de ana baba sana ise şunu al şunu, vur şunu, kes şunu, yap demez yani. Bu tamamen anlık bir şey. O andaysa ki yani benim davam bence bunun arzusu, şehveti yüzünden. Bu benim ailem ise ki katletmiştir yani. Sırf benim çoluk çocuğumu da niçin öldürmüştür? Çünkü ağlıyorlar. Ses yapıyorlar çünkü. Çünkü millet duyacak. Veyahut da diyecek ya belki bu yaptı diye belki onu teşhis edecek. Bence ilk önce o eşimle uğraştı. Sonra çocuklara yöneldi diye ben düşünüyorum. Hatta bir ifadesinde de şöyle söylemiş. Demiş ya ben çocuk kestim ama çocuk gene de bir süründü ya. Gene anasını ya bir yanına kadar ki gitmeye çalıştı demiş ya. Yani bu nasıl bir vicdandır ki bu böyle bir şey yani. Hani ben gerçekten kötü bir insan olsam, parantez açarak konuşuyorum. Ya benim dükkanımla evimin arası 100 metre. Sen 1,5 yaşındaki bir sabundan, 4 yaşında, 4,5 yaşındaki sabundan sen ne istiyorsun? Bir davan varsa ben buradayım zaten her gün 7-24 zaten ben kapımın önlerinde gezen adamım. Yani bunun tamamen o anlık kahpece düşüncelerini ise ki faaliyete sokamadığı için böyle bir şey ise ki yani yapmışım. Çünkü bu iş gerçek planlanamaz ya. Bir insan ya bir bebeğin ya bir canını almak için nasıl bir plan olur ya? Nasıl bir düşünce olabilir ya? Yani ben bilmiyorum yani ben. Yapılan araştırma tamamlanmış. Yaşanan vahşet sonrasında Okan Çavdar çıkarıldığı mahkemece 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Anons etsinler, anons etsinler. Bu konuda daha önceki talimatlarımız açık ve net.